Arkadaşlar merhaba. Öyle 33 pik uygulaması yazılım testi için bu videoyu çekiyorum. Görmüş olduğunuz pano 1 soğuk hava deposunun panosu 2 evaporatörlü. Sol üstte gördüğünüz Pico 5, hemen yanındaki mavi ekranlı olan EVDivo. Power Supply grubu, sigortalar. Röle grubu, enerji metre, kontaktör grubu ve klemensler olarak dizilmiş durumda. Burada gördüğünüz elektronik expansion var. Test için hata vermesin diye bağladım. Hemen üstünde transmitter var, basınç transmitteri. Alt tarafta sensör grubu var. Hem ir33'ün hem süperit sensörü. Şu görmüş olduğunuz alet parmak izi okuma cihazı. Oda içerisinde bulunacak olan acil çıkış, diğer bir tabirle panik butonu, sistemi manuel açma kapatmak için ve defrost'a almak için buton grubu, hemen arkasında gördüğünüz alüminyum gövdede elektromanyetik kilit, kolon lambası ve bir de biometrik switch'in hemen arkasında şurada duran mavi plastik alette cisimden yansımalı fotosensör. O da kapının kilitli olup olmadığını gösterecek. Çok iyi bir yazılım olduğunu düşünüyorum. Önce bir kullanımına bakalım. Tabii şey yaparken aslında üzerinde display olmayacak ama videoyu çekmek için display'i uzağa aldım. Bununla cihaz üzerindeki display aynı. Hatta şuradan değiştireyim, fark edeceksiniz. Gördüğünüz gibi aynı. Cihaz şu an kapalı pozisyonda. Buradan da anlayabiliyoruz onu. Evaporatör A'nın herhangi bir çıkışı yok. B'nin herhangi bir çıkışı yok. Sıcaklıklar prop 1 ve prop 2'nin ekrandaki gibi. Ve odada bir tane nem sensörü var. O da şurada görmüş olduğunuz beyaz sensör. Şu. Carel'in duvar tipi. Cihazı çalıştırmak için müşteri hiçbir şekilde bu panoyla muhatap olmayacak. Muhatap olacağı grup bunlar. Öncelikle kapıyı açma sistemi ya da kapatma sistemi. Burada görmüş olduğunuz biyometrik switch kapının girişinde olacak. Parmağını okuttuğunda... Şuradaki yeşil ışık yanacak ve elektromanyetik kilit kapının açılmasına müsaade edecek. Gördüğünüz gibi boşta. Kapının açılması için 30 saniye tanıyor. Değiştirilebilir tabii bu parametre. Şimdi kapıyı kilitledi. Artık kapı karşılığıyla birlikte kapı kapanırsa, yani olursa bir daha açılmayacak hiçbir zaman. Eğer kişi içerideyse, içeride kalmışsa panik butonunu kullanarak dışarı çıkabilir. Bu özellikle aydınlatmalı ki içerisi karanlık olursa bu butonu görebilsin diye. Yanında telefon da olmayabilir ya da herhangi bir aydınlatma da olmayabilir. Bu butona bastığında otomatik olarak kilit açılacak ve içeriden çıkabilecek. Kapının kilidi, yani daha doğrusu kapı kilitlenebilir olduğunda şuradaki ışık kırmızı yanacak. Kapı açmak için müsait olduğunda bu ışık sönüyor olacak. Gördüğünüz gibi artık kapı kilitli, hiçbir şekilde açılmaz. Cihazı çalıştırmak için, yani soğutma sistemini ya da nemlendirme sistemini devreye alabilmek için müşteri şu butonu kullanacak. Yeşil butona 5 saniye kadar basacak. Kolon lambasına bakıyoruz. Çalıştı, yeşil yandı ve ekranda gördüğünüz gibi evaporatör A'nın fan ve kompresör çıkışı var. F fan, C kompresör. Aynı zamanda evaporatör B için de var. Ve sistem soğutmaya başladı. Eğer müşteri manuel bir defrost'a alma ihtiyacı duyarsa, ben evaporatör 1'de defrost zona sıcaklığını 38 dereceye aldım. Evaporatör B'de ise defrost zona sıcaklık 4 derece olduğu için evaporatör 2 defrost'a girmeyecek. Çünkü defrost'un sıcaklığı yüksek olduğundan defrost ihtiyacı yok diyecek.
Bunu sadece görebilmek için yapıyoruz. Buraya bastığımızda kumanda lambasında sarı yanacak. Yandı. Buton takımı da sarı olacak. Defrost var demek. Ve evaporatör 1 defrost sembolü çıkacak. Fan ve kompresör sembolü sönecek. Bunları tabii bir de ir33 tarafından check edelim. Gördüğünüz gibi bu ir33'te sadece defrost biraz zor görünüyor ama bu ir33'te fan ve kompresör çıkışları aktif. Herhalde görüldü. Evet. Defrost'u sonlandırmak için tekrar aynı butonu kullanacak müşteri. Basılı tutacak. Defrost sonlandırıldı ve sistem fan ve kompresör evaporatör A için fan ve kompresörü tekrar aktif hale getirdi ve yeşil damlamız devam ediyor yanmaya. Cisimden yansımalı fotosensör kapı durumunu gösteriyor. Şöyle kapıyı gördüğünü düşünün. Elimin altında kırmızı bir led yanıyor şu an. Bu switch'in çıkış verdiği anlamına geliyor. Şimdi sensör söndü. Bu kapı açıldı uyarısı demektir. Sarı ledin flash yapması. Bu durumda 60 saniye eğer kalırsa sistem alarm verip duracak. Eğer sistem kapalıyken, yani bu yeşil buton ledi ve kova lambasındaki yeşil lamba yanmıyorken bu olursa sürekli olarak bu flaşı yapacak. Fakat cihaz çalışırken bunu yaparsa, ki defrost olması önemli değil ya da kompresör çıkışının olup olmaması hiç önemli değil. Cihaz on konumundaysa sistem üstteki alarm lambasını da flaş yapmaya başlayacak ve buzzer'ı da devreye alacak. Bu durumda alttaki yeşil lamba sönecek ve şuradaki ir33 çıkışları pasif olacak. İzleyelim. Evet, eğer bu elimde görmüş olduğunuz sensör kapının kapatıldığını görürse otomatik olarak sistemi resetleyecek ve sistem fan ve kompresör çıkışını tekrar aktif hale getirecek. Evet, ikinci bölümde sistemin parametrik ayarlarını inceleyeceğiz. Birinci bölüm bu kadar. Görüşmek üzere.